Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of History 2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti serimizin 6. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar bu bölümde birazcık daha yatırımlara odaklanarak oynayacağız mallara yatırım yapıp nüfusumuzu artık iyice arttıracağız ve de dostlar Afrika'da artık bizim Akdeniz'deki hakimiyetimizi engelleyebilecek olarak kalan son ülke Cezayir'de bu bölümde fethetmeye çalışacağız. Dostlar askerlerimizi basacağız. Tabii ki de yaptığımız nüfus yatırımından sonra zaten topraklarımızdan daha fazla asker çıkarabileceğiz. Ve bu vesileyle de bastığımız ordularla bütün Cezayir sınırlarına askerlerimizi yerleştireceğiz. Cezayir'in özellikle de Akdeniz sınırındaki topraklarını kesinlikle elimize geçirmeye çalışacağız. Dostlar eğer başarılı olabilirsek hedefimizin Afrika ayağını tamamlamış bulunacağız. Tabii ki de yine yıldızımın yettiği kadar diğer denizlerin kıyısındaki topraklarını da Almaya çalışacağım örneğin buradaki topraklar Ya da Akdeniz'deki toprakları zaten almaya çalışacağız e, Bu bölümde eğer Cezayir'i Halledebilirsek bizim için gayet iyi olabilir abi Elimizdeki yaklaşık 50 binlik bir asker vardı O 50 binlik askerin tamamını direkt ben Terhis ettim e, Bir mallara yatırım yapacağımız için bizlere Gider sağlamaması adına O askerleri terhis ettim şu anda mallara Paramızı verdik ve nüfusumuzu artırmaya çalışıyoruz dostlar. Nüfus haritasına baktığımızda şu anda 2.3 milyonluk bir nüfusa sahibi sıralamada da nüfus puanı sıralamasına baktığımızda gerçekten çok da kötü değilmişiz abi. Dördüncü sıradayız ama çok da iyi bir durumda da değiliz açıkçası. O yüzden abi nüfusta kendimizi daha iyi bir konuma getirmek amacıyla nüfusa kapsamlı bir yatırım yapmaya çalışacağız. Artık o kadar çok savaştık ki abi o kadar çok asker bastık ki Artık ülkede az asker basıyoruz abi böyle bir topraktan 5000-6000 bin, bin asker falan çıkmıyor artık abi o yüzden şu kapsamlı bir nüfus yatırımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi Türkiye bizi Almanya karşı savaşa çağırıyor kabul edelim abi zaten Türkiye Avrupa'nın yarısını aldı şöyle baktığınızda bayağı güçlendi Avrupa üzerinde. Almanya'nın nerede kaldığını şu anda göremiyoruz evet şuradaymış abi her neyse abi Türkiye gerçekten de Avrupa üzerinde de ciddi bir etkiye sahip artık ve Türkiye'de bizim müttefikimiz olduğuna göre biz daha Avrupa'da ciddi bir etkiye sahibiz diyebilirim dostlar. Zaten Almanya orada hapsolmuş durumda dolayısıyla bize asker getirme olasılığı falan yok denilecek kadar az. Evet Türkiye zaten bitirdi neredeyse Almanları. Evet Almanlar bir comeback attı orada abi. Türkler yine geldi. Almanlar yine yendi. Orada hararetli bir savaş dönüyor. Türkler aynı zamanda orada İtalyanlarla da savaşta. Türkler maşallah bütün Avrupa ile savaştaymış lan. Alanlar herkesle savaştı abi. Neyse ki biz böyle bir hataya düşmedik. Biz gayet düzenli bir şekilde ilerleyişlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Ee, burada da bir Hırvatistan var bu arada. Hırvatistan'da alabiliriz abi. Hırvatistan'da alırsak bizim için gayet iyi olur. Adriyatik denizinde bir hakimiyet sağlayabiliriz. Hırvatistan ülkesini fethederek. Evet bu arada paramız eksilere kadar düştü. Artık verdiğimiz yatırım sonucunda paramız bitti. 2.2 milyon değerinden 2.6 milyona kadar çıkarmayı başardık dostlar nüfusumuzu. Birazcık daha yapacağız. Ondan sonra direkt ben Cezayir Savaşı'na hazırlanmaya başlayacağız dostlar. Elime geçen bütün teknoloji puanlarını tabii ki de mümkün olduğunca nüfus artışına vermeye çalışacağım. Çünkü şu anda ana noktamız, ana odağımız sizlerin de anlayacağı üzere nüfus. Nüfusları iyice bir arttırdıktan sonra karşımıza çıkacak ülkeler karşısında daha iyi bir performans sergileyebileceğiz abi. Evet paramız iyice çıktı. Bir kez daha yapıyorsun mallara yatırma. O sırada da Türkiye'nin Avrupa ile içinde bulunduğu savaşı izleyebiliriz abi. Evet Türkiye karşısındaki devletler güçlü olmasına rağmen iyi bir performans sergiliyor diyebiliriz abi. Bize burada neydi bir belirsiz bir devlet savaşı ilan etti Togo. Kaç tane hayatın var? 10. Abi senden <laughs> korkmalı mıyım abi sen söyle Allah aşkına. Ya Togo gibi bir devlet bana neden savaş ilan ediyor ya? Neyse saldıralım bakalım abi. Cezasını çeksin. Güzel. Şöyle şuralara da saldır bedavadan toprak kazanmış oluyoruz abi. Bizim işimize gelir. Şöyle yolla bakalım. Tamamdır. Kabul edildi abi. Buradan da iki adet toprak almış olduk. Güzel. Evet şurada da bir Andorra devleti var aslında. Hani gelmişken onu da bir alsak mı acaba diyeceğim de neyse. Şu anda tamamen nüfus yatırımına odaklanmak istiyorum abi. Hatta şöyle birazcık da çiftlik falan inşa edelim dilerseniz. Bazı topraklara. Ki çoğunda da varmış zaten abi, büyük bir ihtimal. üniversite inşa et diyor abi. Ederim abi edelim. Ne varsa ederim. Nüfus yeter ki hızlı artsın. Şu anda kütüphane inşa ediyoruz bu arada. Çiftlik de inşa edeceğiz birazdan. Tamam güzel. Evet 3 seviyeye kadar çıktı abi bazı eyaletlerdeki. Laboratuvar mı oluyordu abi 3 seviye olunca? Aynen. Araştırma laboratuvarı oluyor sanırım. Neyse devam edelim bakalım. Buralar zaten bitti. Şöyle şu şekilde tamam. Yeter bu kadar abi. Şimdi tamamen yine yatırımlarımıza odaklanabiliriz derken zaten paramız da sona ermiş. Nüfusumuz kaça çıktı? Ee, bakıyoruz artık 3 milyon diyebileceğimiz bir haddeye kadar ulaştı abi nüfusumuz. Neredeyse 800 binlik bir nüfus arttırımı gerçekleştirdik yaptığımız bu yatırımlarla beraber. Güzel. Şimdi asimilasyon işlemlerine bir bakalım abi. Togo'da aldığımız topraklarda yapmamız gereken işlemler var. Bazı yerler 80'lerde falan takılıp kalmış. Oraları hemencik bir halledelim. 19 tur buraya ver. E, 21 tur. 18 tur. 19 tur. Evet, ne geliyorsa ver abi. Para şu anda çok da önemli değil. Gelirimiz zaten gayet sağlam bir noktada bulunuyor ve karşımızdaki ülkede Cezayir her ne kadar çok güçsüz bir ülke olması da tabii ki de bize karşı koyabilecek kadar güçlü bir ülkede değil. 50-50 abi böyle. Ortalama güçte bir e, devlet. O yüzden bize karşı koyabileceğini ben pek sanmıyorum abi bu devletin. Cezayir devletinin. Savaşımızı ilan edeceğiz ve özellikle de Akdeniz kıyısındaki toprakları elimize geçirmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Güzel devam et bakalım. İyi ilerliyoruz abi şu ana kadar. Yani e, Kuzey Kıbrıs olarak başladık. Sıralamamızı hatırlamıyorum bile. 170'lerde bir sıralamamız vardı sanırım oyunu e, yanlış hatırlamıyorsam oyunun başında. Yani şimdi 170. sıralardan 4. sıraya kadar ilerlemeyi başardık abi. Güzel bir ilerleme tabii ki de bizim için tur da şu anda 1547 yani 1500 tur gibi bir sürede ülkeyi dördüncü yapmayı başardık abi. Evet asimilasyon işlemleri bitti bu arada. Dilerseniz yavaştan askerleri basma işlemine geçelim abi. Hemen şöyle şuralarda bas bakalım ordularını. Şu şekilde. direktme önce sınırlarda basacağım orduları. Sonrasında eğer birazcık daha destek gerekirse başka topraklardan da ordularıma basar. Yine oralara doğru gönderirim abi sıkıntı yok. Paramız bol. Şöyle 4200 şuraya 4200 abi 4200 yolla. Tamam. Kaire taraflarından belki birazcık daha ordu basarsak daha iyi olabilir abi bizim için. Buralardaki nüfuslar gayet sağlam e, sayıdaki nüfuslar. O yüzden buralarda yapacağımız asker basım işlemleri bize daha çok kazandıracak. Evet 24.000 asker 12.000 buraya yolla 12.000 de buraya yolla savaşın bu kolunu halletmiş olduk diyebiliriz abi. Şimdi basacağımız askerler Tunus ve Cebelitar Pas cepheleri için olacak. Yine asker basalım. Nereden basalım abi? Atina civarlarında nüfuslar fena değil. Yaptığımız ee, nüfus yatırımıyla da tabii ki de daha iyi bir adliye geldi nüfuslar. Halen de çok yeterli değil açıkçası nüfusları. Yani bu savaştan sonra bir kez daha bir nüfus yatırımı gerçekleştirmemiz bizim için iyi olabilir. Şöyle şunu da yolla abi. Atina'da topladık kim hepsini. Güzel 21 bin tane asker oldu. Ee, burada da tam 3 tane sınır var. 7 buraya yolla. 7 buraya yolla. Geri kalan da buraya yolluyorsun. Burada da birazcık daha asker basalım abi kendimiz. Sonrasında az önce söylediğim gibi destek gerekirse arkadan bir tık daha ordu getiririz bu bölgeye. Sıkıntı yok yani abi. Şimdi birazcık da Suriye taraflarından basmak istiyorum orada abi. Damaskus, Şam taraflarından. Beyrut. Buradan da bas abi artık. Önüne neresi geliyorsa bas bakalım. Güzel. Slovenya'ya karşı bizi savaşa davet ediyor Türkiye. Reddediyorum abi. Şu anda pek başka bir devletle uğraşacak halim yok. Cezayir'le savaşıp Akdeniz'deki hakimiyetimizi iyice arttırmak istiyoruz dostlar. Şöyle bir 5500. 5500. E, buraya 5000 kaldı lan. Tamam o zaman onu da oraya yolla. Şurada da bir tık daha asker basarız. Tamam abi yeterli artık. Oradaki askerler de geldikten sonra yavaştan Cezayir Savaşı'na bence başlayabiliriz. Umarım bastığımız asker sayısı Cezayir Devleti için yeterli olur. 10. sırada bulunuyorlar abi. Büyük güç olarak geçiyorlar ve Nijer'de bunların vasalı sanırım yanlış anlamadıysam. Nijer çok da güçlü bir devlet değil abi. İki adet eyaletleri bulunuyor. Ben direkt ben Cezayir'e savaşımı İran ediyorum dostlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani aslına bakarsanız Cezayir de büyük bir ülke. Yani umarım bize karşı iyi bir savaş çıkarmaz abi. Umarım şanslı günümüzdeyizdir. Çünkü gerçekten büyük bir ülkeymiş. Tekrar bakınca anladım. Neyse artık bakacağız abi. Bozguna falan uğratılırsak Arkadan yine birazcık destek adına ordu basarız. Sıkıntı yok. Şöyle devam ettir bakalım orduları. 5200, 5200. Güzel. ilk saldırılarımız yine her zamanki gibi. Başarılı oldu abi tabii ki de. ilk saldırılarda genellikle karşı tarafı hazırlıksız yakaladığımız için ilk saldırılarımız her zaman olduğu gibi yine başarılı oldu. Fakat önemli olan asıl bundan sonraki turlar. Çünkü bundan sonraki turlarda karşımızdaki devlet rakibimizde artık birazcık daha hazırlanmış olacak ve daha iyi bir performans gösterecek. Bakalım bundan sonraki turlarda da karşı koyabilecek miyiz rakibimize? 2700 şuraya yolla. Güzel. Atlayalım abi turumuzu. Akdeniz üzerindeki hakimiyetimizi her geçen tur daha da çok arttırıyoruz dostlar. Yaptığımız yatırımlarla da aldığımız bu toprakları iyice değerlendirerek dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline biri konumuna geliyoruz. Şuraya bir 2000 yolla. 3000 buraya yolla. Buradan da saldırılara devam et bakalım. İyi gidiyoruz abi şu ana kadar. 1400, 1400, 5000, 2600 buraya yolla, 1000 buraya yolla. Evet yani Cezayir beklediğim gibi bir e, direniş gösteremedi açıkçası şu ana kadar. Ben yani şöyle iyi bir direniş bekliyordum. Bir yerden şöyle bir 20 bin asker falan çıkmasını bekliyordum ama şu ana kadar diyelim abi en azından şu ana kadar böyle bir asker grubuyla orduyla karşılaşmadım. Devam edelim bakalım. Başkentine saldırmayı unuttum abi bu arada. Keşke saldırsaydık. Neyse sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Evet Akdeniz sınırlarını tamamen ele geçirdim bile. Sadece başkentleri kaldı. Bir de yanındaki bir tane toprak onu da alalım hemen. Bize başka savaşı ilan eden bir ülke olmamış abi. Ben artık Almanya ile barışmak istiyorum. Pek de umurumda olan bir savaş değil şu anda Almanya savaşı. Direkt ben barışalım. Bir de arkamızda Almanya falan gelmesin. iyice başımız derde girmesin. Burada da bir tane Türkiye toprağı varmış abi. Kimden almış bilmiyorum ama. Türkiye'nin de orada bir tane toprağı varmış. Türkiye'de artık deniz aşırı harekatlarını iyice sıklaştırmış gibi görünüyor abi. Burnumuzun ucunda bir adaları mevcut şu anda. Neyse geriden gelen orduyu da artık şöyle şuraya doğru gönder abi. Nereye gidersen. Siz burada bekleyin herhangi bir çıkarmaya karşı turumuzu atlayabiliriz. Atlayalım bakalım. Güzel başkentlerini de düşürdük abi. Halen de birkaç tur geçmiş olmasına rağmen yani hazırlanmaları için gerekli süreyi aslına bakarsanız onlara vermiş olmamıza rağmen ciddi bir saldırıyla şu anda bize karşı karşılaşmadık. Umarım bundan sonra da karşılaşmayız abi. Yani bizi çok zorlayacak bir savaş olmasın. Daha bizim önümüzde çok daha önemli savaşlar var abi. Fakat yine savaşın başında dediğim gibi bu savaşla beraber eğer barış antlaşmasıyla Akdeniz kıyılarını alabilirsek hedefimizin Akdeniz ayağını tamamlamış olacağız abi. Bu arada birkaç bölümdür söylüyorsunuz. Artık devletin adını Akdeniz Türk Cumhuriyeti yap diye bu bölümü yapacağız dostlar. Akdeniz Türk Cumhuriyeti yapacağız devletin adını. Cezayir Savaşı bittikten sonra devletin yeni adı Akdeniz Türk Cumhuriyeti olacak dostlar. Şöyle 500 şuraya yolla 500 buraya yolla. 1000 de buraya yolla. Geriden gelen ordular da yine destek olarak güneye doğru isimler bakalım. Güzel. İyi gidiyoruz abi şu ana kadar. Savaş boyunca öyle çok büyük bir kayıp da yaşamadık açıkçası. Herhangi bir toprak falan da kaybetmedik. Bırak toprak kaybetmeyi saldırı bile yemedik zaten. Hani yani toprak kaybetmemiz için bir saldırı olması gerekiyor ama öyle bir şey bile olmadı abi. Ben bu kadar kolay bir savaş olacağını açıkçası düşünmüyordum. Ama beklediğimden daha kolay bir savaş olarak ilerliyor şu anda. Bütün topraklarını alacağım abi hedefim o. Ama bu tabii ki de barış antlaşmasıyla makul bir barış antlaşması yapmaya çalışacağız dostlar. Eğer puanımız yeterse hatta belki de vasallaştırma seçeneği de düşünülebilir ama yine de benim öncelikli hedefim toprak almak. Çünkü Afrika'ya da hükmedebiliriz abi. Yani ileride Afrika'da da söz sahibi devlet haline gelebiliriz. O yüzden benim öncelikli hedefim toprak almak vasallıktan ziyade. Evet, bu arada başkentlerine 12.000 orduluk bir çıkarma geliyor. Fakat orada bizim 29.000 kişilik büyük bir ordumuz bulunuyor. İyi ki de o orduyu orada bırakmışız abi. Yoksa şu anda o adam oradan buralara kadar yayılacaktı büyük bir ihtimalle. İyi ki geride ordumuzu bırakmışız. Yaptı çıkarmasını tabii ki de başarısız oldu. Fakat bizim gideceğimiz daha doğrusu bizim gönderdiğimiz çıkarmayı da önlemiş bulundu oradaki orduyla. Şu anda halen denizde 6000 kişilik bir ordusu bulunuyor o bölgede. Orayı savunmamız lazım ki zaten oradaki ordu sayımız gayet yeterli. Orada bir sıkıntı çıkacağını ben sanmıyorum. Demek ki bu adam bütün gücünü oraya harcamış abi. Evet 6000 asker gönderdi yalnız oraya. Hemen bir oraya doğru Işık hızıyla yetişmemiz lazım abi. Şöyle şurada bir asker alma yapsak. Bir değil birkaç kez yapsak mesela. Bir kez daha yap. Yetmedi abi yetmedi. Neyse yapacak bir şey yok. Buradan gelen orduyla artık bitiririz herhalde iyice. Aslında sırayı önce bize verirse yani biz önce buraya gidersek. Belki savunma bonusundan birazcık e, orada bir şansımız olabilir ama. Eğer sırayı önce onlara verirse büyük bir ihtimalle orada bir şansımız kalmayacak ki onlara verdi. Evet yapacak bir şey yok. Evet abi burada da yavaştan orduları çıkmaya başladı. En iyisi dostlar yavaştan bir barış antlaşması yapalım ama önce burayı halletmem lazım. Şurada bir asker bas bakalım. Ee, bu geriden gelen yani 19.000 kişilik orduyu aslında oraya doğru yollarsam bence orayı da halledebilirim abi. Hemen şuradaki orduları da devam ettir. İleriye doğru. 2350 buraya yolla 2350 buraya yolla. Burada da zaten savunmamızı gerçekleştirdik. Atlayalım bakalım turumuzu. Evet yaptı saldırısını ve başarılı da oldu herhangi bir askerimiz olmadığı için ama... Aldığımız önlem tabii ki de yine o bölgede işimize yaradı. Hemen şuradaki askerleri de geri çekip kaybımızı en aza indirelim. Buradaki 19.000 kişilik orduyla da birleşince oradaki savunmamız artık en güçlü halini almış olacak dostlar büyük bir ihtimalle. Buradan da saldırılara devam edelim bakalım. Evet yine oradan bir saldırı gerçekleştirdi. 19.000 kişilik ordumuz artık geldi diyebiliriz abi tam o bölgede şu anda. Şöyle yapacağız 10.000 buraya göndereceksin. 4500 buraya göndereceksin. 4500 de buraya göndereceksin ki yayılma hızlarını en aza indirelim abi. Devam et bakalım şöyle saldırılara. 2400 buraya yolla. 2400 buraya yolla. Yavaş yavaş Cezayir'e ayrılan sürenin sonuna geliyoruz dostlar adım adım. Cezayir'e sonunu getiriyoruz. Güzel. Evet orada da bir yenilgi yaşadık. Neyse ki burada geriden gelen ordular bize epey bir yardımcı olacaklar. Şurada saldırılara devam et bakalım. Şu şekilde. Gayet güzel ordularımız iyice yerleşti artık o bölgeye. 5000 buraya yolla bakalım. 4200 buraya yolla. Önlerini iyice tıkıyoruz abi o bölgede de artık. Hiçbir yerden çıkış bulamayacak abi kendi kesinlikle. Güzel. Güzel güzel çok iyi ilerliyoruz abi çok güzel. Şuradaki 2150 asker oraya gitmesin şuraya gitsin. Orada güvenlik önlemi olarak 1800 asker buraya gitsin. Geri kalan da ileri cepheye doğru savunma adına gitsin bakalım. Şimdi buradan da hemencik saldırıları yavaştan sıklaştıralım. Turumuzu atlayalım bakalım. Evet bir saldırı daha yedik abi oradan. Cezayir anlaşılan birazcık direnecek abi. Birazcık bizi zorlayacak gibi görünüyor bu raddeden sonra. Belli bir direniş bekliyorduk zaten ama ben direnişi açıkçası bu bölgelerde beklemiyordum. Birazcık daha öncelerde bekliyordum ben o direnişi ama Cezayir Efendi direnişini bu bölgelerde göstermeye başladı. Sıkıntı yok abi biz türlü karşı koymasını biliriz bakalım. Güzel. Evet abi orada yine bir mağlubiyet yaşadık. Şimdi şöyle yapacağız. 4200 buraya gidecek. Biz de şu şekilde savunma olarak geriye doğru bir ilerleyeceksiniz. Ya bence artık dostlar yavaştan barış anlaşmasını imzalayabiliriz. Yani Akdeniz sınırındaki toprakları alabilirim. Benim için yeterli olacaktır zaten. Şöyle bakalım ki alabiliyoruz zaten. Güzel. Hatta şuraları da alırsak denizlerdeki hakimiyetimizi iyice arttırmış olabiliriz. Şöyle 4 de şurayı al bakalım ya da yok orayı alma orayı alma o 5'te şurayı al abi daha güzel bir görüntü oluşur. Evet dostlar bu barış antlaşmasıyla beraber Afrika'nın Akdeniz'e kıyısı olan bütün bölgelerini elimize geçirmiş olacağız ve ikinci bir savaşta da yüksek bir ihtimalle Cezayir'i artık daha da iyi bir şekilde fethedebiliriz dostlar. Şöyle baktığımızda artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçekten büyük bir alanda yazıyor. Fakat dostlar bence artık Akdeniz'de üstünlüğümüzü kanıtlamış bir Türk devleti olarak adımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Akdeniz Türk Cumhuriyeti'ne çevirmenin zamanı geldi dostlar uzun bir zamandır. Sizler de yorumlardan belirtiyordunuz abi artık ülkenin Kuzey Kıbrıs'la alakası kalmadı. Artık Akdeniz Türk Cumhuriyeti yap abi şu ülkenin ismini. Diyordunuz abi ben de sizi kırmıyorum ve doğru olanı yapıyorum açıkçası. Çünkü artık gerçekten de Akdeniz'de e, sağlam hüküm süren bir devlet olarak devam ediyoruz ve Akdeniz Türk Cumhuriyeti olarak dostlar serimizin bundan sonrasını kalanını Akdeniz Türk Cumhuriyeti olarak devam ettireceğiz. Fakat dostlar düşündüm de acaba Akdeniz'de iki tane Türk devletinin hüküm sürmesine izin vermesek mi? Yani demem o ki acaba Türkiye'yi karşımıza mı alsak diye düşünüyorum. Sizler de yine bunun hakkında fikirlerinizi yorumlardan belirtmeyi unutmayın. E, hemen videonun sonunda böyle bir anket bırakmış gibi olalım abi. E, Akdeniz Türk Cumhuriyeti olarak... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti serisi 6. bölümünün sonuna geliyoruz dostlar. Güzel bir bölüm oldu yine izleyen ve like atan herkese teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar hepinize iyi günler iyi oynar bay bay.